Ha? Evet, şimdi bunları bize, yani biz az önce bandı da seyrederken 60 saniyelik arada da çok şey, bayağı bir şey öğrendik. Şimdi bize anlatır mısınız Ayhan Beyciğim? Tabii. Ne oldu? Ne oldu? Ne bunlar? Şimdi Osman Bey ilk önce benim orada bir komşum, bir tanıdığım. Dolayısıyla da bacaklarında varis vardı ve hastaneye yattı. Acilen kilo vermesi gerektiği söyleniyor. Ve veremiyor. Birçok diyet deniyor. Vazgeçiyor sonra ama muhtemelendir ki rahatsızlığından dolayı artık gerekliliğine emin oldu. Dolayısıyla da oturdum, ona bir çay hazırladım. Bu çayı içmeye başladıktan sonra hızla kilo vermeye başladı. Sonra birçok insan da aynı çayı isteyip bundan görüp istemeye başladılar ve bugüne kadar bu çayı içip de kilo vermeyen de çok nadir insan ben görmedim. Yapacak mısınız şimdi kişi çayı? Yaparız tabii hemen. Ya getirmediniz bize. Getirdik burada. Bu arada Osman Bey'i ben tanıyorum. Ha, evet, kilo veren Osman Bey'i. Bir, ben de eski Caddebostanlı olduğum için kim olduğunu biliyorum yani. Büyük bir kafede çalışıyor. Dolayısıyla elinin altında hamur işleri her dakika. Her dakika şeker işleri, baklava. Reklama girmesin diye söyledim. Evet. Çok ünlü bir yerde yani. Orada çalışıyor. Dolayısıyla da çok zor ama verdirdik. Peki iyiydi. Bu çayı içerken baklavayı da böreği de falan yemiş mi? İştah kapıyor zaten. En büyük özelliklerinden bir tanesi bu. Yani bunu içtiğiniz zaman yemek İnsan yemiyorsunuz. İnsan getirmez mi gelirken bir şişe? Var burada. Nerede? Burada hemen yapar veririz. Hadi yapalım. Peki. Yalnız burada iki tane küçük şey var. Senin ihtiyacın mı var? Bulursun. Yaza yaklaşıyoruz. Tedbir amaçlı. Sakın ha. Teşekkür ederim. Şöyle. Burada iki tane önemli husus var. Sağ olsun Show TV bu haberi yayınladıktan sonra bazı bitkilerde azalmalar var. Dolayısıyla yeni çıkıyor, yeni sezonu. Az bulunabiliyor ya da hiç bulunamayabiliyor. Bir takım kötü niyetli insanlar bunların yerine özellikle bir bitki var, baroto ağacı kabuğu. Başka başka kabuklar satıyorlarmış. Bununla ilgili çok mail alıyorum ben. Dolayısıyla onu bir gösterelim eğer istiyorsanız özellikle. Tabii ki baroto ağacı. Baroto ağacı burada çok önemli bu çay formülünün içerisinde. Dışı gördüğünüz gibi çok ince bir kabuk. İç tarafı kızıl, kırmızıya yakın. Evet, tarçın gibi aşağı yukarı. Tarçına benziyor ama tarçın çok demeyelim. Tarçın da satıyorlarmış insanlara. Baroto ağacı kabuğu gibi. Karadeniz'de özellikle yetişen, kızıl ağaçları, siyah siyah meyveleri olan bir ağaç. Hı. Dünyadaki en güvenli bağırsak çalıştırıcılardan bir tanesi. Bunu ne yapıyor bağırsaklara? Yumuşatıyor. Sadece yumuşatıyor. İshal yapmıyor. Ha. Yumuşatıyor. Tuvalete kolay çıkıyor. Anladım. O da ishal yapmıyor diyor. Evet. Genellikle bu tür formüllerin içerisinde sinameki kullanıldığı için özellikle onu söylemek istiyorum. Tembelleştiriyor değil kesinlikle. Mi? Bu ne ağaç bu, gibi bu? Bu kına kına. Bu da çam ağacı. Çam ağacının kabukları. Bunu barut ağacı gibi bazı kötü niyetli insanlar barut ağacı kabuğunu yetene satıyorlarmış. Buna bakın çok dikkat etmek lazım. Çam ağacının evet. Çok faydaları var. Dünyanın en güçlü antioksidanlarından bir tanesi ama bu formülde yeriyor. Bu formülde yeriyor. Zayıflamayla hiçbir alakası yok. Bunu özellikle bir daha gösterirsek barut ağacı böyle barut ince. Barut ağacı Karadeniz bölgesinden. Evet. İç tarafları da böyle gördüğünüz gibi kırmızı kırmızıya yakın. Bordo renkli. Bu çok önemli. Ne yapıyoruz? Barut ağacı kabuğumuzdan alıyoruz. Küçük bir parça. Çok kolay kırılır. Gördüğünüz gibi incecik. Şöyle içine atıyoruz. Yeşil çayımız var burada. O kim? Yeşil çay mı? Evet. Ha, tamam. Yeşil çayımızdan diğerlerine koyduğumuza göre iki ölçek koyuyoruz. Yeşil çayımızı. Çok güçlü bir antioksidan zaten biliyorsunuz. Burada çoban çökerten bitkimiz var. Bu aynı zamanda kalp damar sağlığı için çok iyi. Çoban çökerten. Çoban çökerten. Niye çoban çökerten? Çok dikenleri var üzerinde. Zamanla çobanların paçalarına çok takılıyor. Ha. Çok canlarını yakıyor. Oradan dolayı aslında hepsinin bir hikayesi var tabii. Biberiyemiz var yine burada. Biberiyemizden bir parça. Burada mate çayımız var. Bu olmazsa olmaz. İşte iştah kapayan. Matenin tadını da ben sevmiyorum. Ama bu burada çok o tadı alamayacaksınız. Ha tamam. Yani çok karışım olduğu için bir ama parça da mate. Çok güzel iştah kapatıyor işte. Derler. Yani içinde matein denilen bir madde var. Kafeine alternatif. ciddi bir uyarıcı. Ciddi bir uyarıcı olduğu için zaten iştah kesiyor ama kafein gibi sinirlilik hali yapmıyor. Çarpıntı yapmıyor. O anlamda güzel.